Selamlar. Vlog'un başlangıcını telefonla yapıyorum çünkü kameramda yer yok şu anda. Boşaltmayı da unuttum buraya gelirken. Biz şu anda havalimanına geldik. İstanbul Havalimanı'ndayız. Ve check-in yaptıracağız. Sonrasında da valizimizi falan gönderip pool işlemlerini falan halledeceğiz. İlk defa buradan uçuyorum ve gerçekten çok stresliyim. Çok büyük bir yer. Her şey böyle sora sora gidiyoruz. Sora sora Bağdat bulunurmuş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. N20'ye gidiyoruz şu anda. Ve yaklaşık 15 dakikada yürüyoruz. Yoruldum. Valize de ölüm yürümek. Neyse. Ben şu check-in'imi yapayım, bir rahatlayayım. Geliyorum hemen. Evet, selamlar. Uçuşumuz 1 saat rötar yaptı. O yüzden şimdi terasa çıkıyoruz biraz böyle hava alalım diye. Bir markete uğradık, yani market diyebilirim. Markete uğradık ve birkaç bir şey aldım. Şimdi terasa çıktık. Bir kahve, bir şey, bir çay içelim dedik. 2.45'te bineceğiz ve saat şu anda 12.39. Yani yaklaşık 1-2 saat var. O yüzden devam. Bu şekilde takılıyoruz havalimanının içinde. Ben ilk defa buradan biniyorum. O yüzden biraz değişik bir yer. Yani bayağı büyük bir yer. Güzel. Beğendim ama. Neyse. Biraz böyle keyif yapalım. Birazdan görüşürüz. İtibariyle binmiş bulunmaktayız. Saat şu anda 2.44. Burada uykum var ki size anlatmam. Umarım sesim de geliyordur bu arada. Yaklaşık 4.5-5 saatlik bir yolculuk olacak. İtibariyle şu anda Dubai'deyiz. Havalimanındayız. Pasaport kontrolünden geçtik. Bize eSIM verdiler. Ay, eSIM değil, normal SIM verdiler. SIM kart verdiler. 1 GB internet var içerisinde, 5G. Wow. Şimdi işte valizimizi alacağız. Sonra da artık çıkacağız havaalanından. Ama neler düşünüyorsun? Heyecanlıyım. Çok sıcak bu arada. Gerçekten uçaktan iner inmez sıcağı hissettik. Neyse, çıkalım. Rahatça konuşuruz. Evet, şimdi hazırım. Otele geldik biz. Çoktan hazırlandık. Size çekemedim o anları. Evet, otele geldik, hazırlandık. Üstümü giydim. Birazdan üstümü gösteririm size. Ondan sonra şimdi çıkacağız. Böyle biraz çevreyi falan dolaşalım dedik. AVM'ye gideriz belki. Zaten oraları da çekerim. AVM'yi birazcık dolaştık, tamam mı? Ama ben bu Mall of Emirates denen AVM'yi çok sevmedim. Çünkü çok karışık, gereksiz kalabalık. Nerede hangi mağaza var falan, böyle aşırı kalabalık ve yemek yiyecek yer bulamadık. Buradaki sadece marketi sevdim. Çok yakından çekiyorum ama olsun. Bakın, böyle bir şey var, tamam. Bunun ismi ne, cismi ne bilmiyoruz ama ben bunu her gördüğümde alır yerim ve gerçekten önüme bir koli koysalar yerim yani. O kadar güzel ki tadı. Bayılıyorum. Şimdi tabii ki AVM'lerden dozumuzu alamadık. Dubai Mall'a gideceğiz. Bu Burj Khalifa'nın oradaki AVM'ye. Orası daha büyükmüş galiba. Orayı dolaşacağız. Kıyafetler falan aslında Türkiye'dekiyle aynı fiyatta. Birkaç böyle mağaza var galiba, buraya özel bir mağaza o. Diğerleri pahalı yani, kıyafet olarak evet pahalı ama teknolojik aletler falan gayet uygun yani. Hatta Türkiye'den daha uygun diyebilirim. Ben de bir şey almak istiyorum, eğer onun stoğu varsa ve fiyat istediğim gibi ise onu alacağım. Onu kapıya koydum. Birlikte göreceğiz. Şimdi böyle ayak üstü bir şeyler atıştırdık.
Diğer AVM'ye geçeceğiz. Orayı size gösteririm. Burayı pek sevmediğim için göstermedim. El abwab tughla. Doors closing. Evet, şimdi metrodan indik ve size biraz önce de gösterdiğim gibi metrolarda ayrı kabinler var. Yani şöyle, girişte zaten yazıyor. Kadınlar ve çocuklar için ayrılmış ayrı bir kabin var. VIP kısım var ve erkeklere ayrılan bir kısım var. Ama erkeklere ayrılan kısımda kadınlar ve çocuklar da girebiliyor içeriye. Tabii kadınların olduğu yere erkekler giremiyor. Bence çok güzel bir ayrıştırma. Bu bizim ülkemize de gelmesi gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum en azından. Tam bir şeyden bahsediyorum size. Bu arada biletinizi atmayın eğer buraya gelip de metroya bindiyseniz. Biletinizi asla atmayın. Çıkışta çünkü biletle çıkış yapmak zorundasınız. Onun dışında dediğim gibi o vagonların bence Türkiye'de gelmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'de yok o beni takip mi etti gecenin bir yarısı ben nasıl metroya bineceğim falan mevzuları en azından birazcık da bence azalmış olur. Şu an Dubai Mall'a geldik size göstereceğim. Böyle. Burj Khalifa'nın oradayız. AVM bugün dolaşıyoruz gerçekten. Şunu da bilgisini vermek istiyorum. Metroya binerken günlük bilet aldık. 3 kişiyiz. 3 kişilik günlük bilet aldık ve toplamda 66 dirhem tuttu. Bunu da 8.40 ile çarpıyorsunuz. 8 lira 40 kuruşla. Çünkü 1 dirhem 8 lira 40 kuruş arkadaşlar. Evet. Çok moralim bozuldu. Biraz önce 10.000 lirayı dirheme çevirdim ve sadece 726 dirhem falan tuttu. Çok çok moralim bozuldu ama yapacak bir şey yok. Taksi de normal aslında. İstanbul'a bakarak hatta çok çok daha normal. Artık yemek yiyelim. Çünkü yemedik yani uçaktan beri. Uçakta yemek verdiler biliyorsunuz yemedik onu. Sonra işte ben Pringles aldım ve ondan atıştırdım gece birkaç tane. Ve sadece onu duruyorum yani bayağı acıktım. Ha biraz önce de o şeyden, benim sevdiğim, ismini bilmediğim şeyden atıştırdık. Öyle, şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Dostlarım, yıllardır beklediğim an geldi bakın. Five Guys'ten şu an yemeğimi aldım ve o kadar heyecanlıyım ki size anlatamam. Şimdi birlikte tadalım. Sen şu an nasıl heyecanlandın? Geldi gelen onu söyle, uçakta da söyledi. Beklediğimin daha iyisi. Selamlar tekrardan. Üstümü değiştirdim. Geldim. Çünkü en son sizi nerede bıraktım bile hatırlamıyorum. Museum of Future'a gitmiştik. Büyük ihtimalle size en son orayı göstermiştim. Göstermediysem de birkaç görüntü eklerim inşallah. Sonrasında eve geldik. Saat şu anda 12. Yani Türkiye'de daha 11. Evet, bir saat var aramızda. Eve geldik derken otele geldik. Üstümüzü değiştirdik. Birazcık dinlendik. Çünkü gerçekten bugün pertimiz çıktı. Size kaç adım attığımı göstereceğim. Bakar mısınız adıma? Okunmuyor galiba ama 26.939 adım. Yani bu benim bir ayda attığım adım falan şaka. Şaka. Hava çok çok iyi bu arada. Ama hani Dubai'ye böyle senede 3 kez falan yağmur yağarmış galiba öyle diyorlar. Ve bize denk geldi. Bugün ilk defa yağmur atıştırdı ve yapay yağmur değildi. Sonra dedik ki sıkıldık. Hani sonuçta biz buraya gezmeye tatile geldik. Sıkıldık ve dedik hani bir sahil havası alalım. Biz Dubai'de Albarşa'da kalıyoruz. Ve Albarşa'nın biraz aşağısı yani karşı yolunun aşağısı bu Burj Al Arab Oteli'nin olduğu sahil. Ve yakınız. Yani yürüme mesafesinde değiliz evet ama taksiyle falan bir 5-10 dakikaya varabiliriz. Bakın Dubai'de böyle sürekli arabalar çıkacak karşınıza. Sürekli ama sürekli yani bu trafikte gayet normal bu arabalar. Ben dil okuluna gideceğim mevzusu yapıyorum biliyorsunuz. Ne zamandan beri. Ve hani sıfır İngilizce olduğumu düşünüyordum. Ben Türkiye'de
İngilizce konuşmayarak kendi seviyemi iyice düşürmüşüm. Yani aslında belli bir seviyem varmış ama ben o seviyeyi iyice yerlere düşürmüşüm ve buraya geleli daha bir gün oldu arkadaşlar. Daha 24 saat falan oldu ve o kadar çok İngilizce konuşmak zorunda kalıyorsunuz ki hani Dubai evet bir Arap emirliği ama emin olun yerli kimseyle karşılaşmadım diyebilirim. Evet birkaç şey görüyorum böyle yöresel kıyafetleriyle ama kimse Arapça konuşmuyor. Herkes İngilizce konuşuyor ve İngilizce konuşmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da bir artı. Sonuçta ben buraya geldim ve kendi seviyemi görmüş oldum. İnanın bana şu 24 saatte bile benim özgüvenim yerine geldi dil konusunda. Çünkü mecbur kalıyorum konuşmaya. Yani derdimi anlatmaya çalışıyorum. Mesela en basitinden pasaporttan geçerken bir soru soruyor. Evet anlıyorum ama nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. Aslında ne cevap vereceğimi biliyorum. Ama acaba yanlış mı yaparım korkusuyla o cevabı kafamda toparlayamıyorum. Ve dediğim gibi sadece 24 saat geçti. 24 saatte o kadar mecbur kaldım ki şu anda çok rahat bir şekilde hani cevap verebiliyorum, cümleyi kurabiliyorum. Bu bir sadece örnekti. Yani bunu yurt dışına çıkmakla alakalı verdiğim bir örnekti. Ha, şu an Dubai hakkında da birkaç gördüğüm şeyden örnek vermek istiyorum size. Arkadaşlar burada güvenlik o kadar yüksek ki. Yani şöyle söyleyebilirim. Biz bugün iki AVM'ye de gittik ve size de gösterdim. AVM girişinde güvenlik yoktu. Yani bunu söyleyebilirim. Bir güvenlik cihazından geçmiyordunuz. Bakın saat şu anda 12 ve ben hani bu kıyafetlerle, böyle bir kıyafetle sokağın ortasına yürüyorum ve hiçbir araba yanaşıp bana laf atmıyor. Ya da ne bileyim yoldan geçen insanlar dönüp bana bakmıyor. En çok beğendiğim özelliği bu oldu. Ha tabii ki bunun vardır bir tarafı ama ben şu an sadece kendi gördüğümü anlatıyorum. Ve ben bu kıyafetle İstanbul'da asla bu saatte dışarı çıkamazdım. Bu kıyafetleri hani bu saatte giymeyi bırak ben normalde giyemezdim. Kendi ülkemi kötülediğim için değil ama farklılıkları da görmeniz için bunu anlatıyorum. Onun dışında gerçekten çok temiz bir ülke. Yani ben yerde bu zamana kadar bir çöp göremedim. Bir çöp hani ne bileyim bir çikolata çöpü. İzmarit yer yer oluyor evet turist çok fazla olduğu için. Sigara içilecek alanlar belli mesela. Yani öyle sokağın ortasında yürürken sigara içemiyorsunuz. Sigara içilecek alanlar belli. Belli yerlere küllükler koymuşlar. Ve o alanın başında içmek zorundasınız. Dubai'de bir kedi, bir sokak köpeği yok. Yani arkadaşlar gerçekten yok. Hani sokakta yürüyorsunuz ve hiçbir hayvan karşınıza çıkmıyor. Hani bu evet biraz garipsedim bu durumu. Hani en azından kedi görmeyi bekliyordum gerçekten ama yok yani. Hani sokak köpeği, sokak kedisi öyle şeyler yok. Herkes mesela köpek varsa eğer evde sahibiyle birlikte yaşıyor. Kedi varsa kedi sahibiyle evde yaşıyor. Çok katı trafik kuralları var. Herkes o kadar düzgün araba kullanıyor ki ben ilk defa bugün havalimanından indiğimizde taksiye bindik ve ilk defa bir taksicinin bana kemerimi takmam gerektiğini söylediğini gördüm. Kemerimi taktım. O kadar sinyaline, o kadar ışıklara, o kadar hız kurallarına uyuyordu ki hani ben şey dedim ya ben sınavda mıyım acaba? Hani ehliyet sınavı falan mı bu yani? Nasıl bir şey hani bu? Yani ben yolda şu an atlasam araba gerçekten durur. Yani buna izin verir. Ben tabii ki birçok ülkede bu böyle ama Türkiye'de görmediğim için farklılıklarını söylüyorum. Tamamen insanlar için oluşturulmuş bir insan yapımı şehir. Her yer süslü püslü, her yer ışıklı, her yer janjanlı. Ve bu bir yerden sonra bence yorar insanı gerçekten. Ama buradaki insanlar çok mutlular. Gerçekten. Neyse şu anda Mall of Emirates'in önündeyiz şu an. Şimdi biz geldik sayılır arkadaşlar. Birazdan size tekrar açarım. Görüşürüz. Selamlar ikinci günden. Bugün Al Saif'e geldik ve burası yani eski Dubai olarak geçiyor. Yani evler falan eski. Aslında şeye benziyor birazcık.
Kapadokya, Göreme evleri falan var ya, böyle taştan evler. Oralara benziyor. Zaten birazdan yine göstereceğim. Bir kahve alacağım şimdi. Çıtır kalabalık, o yüzden konuşamıyorum. Bu arada ben biraz önce ikinci gün mü dedim? Bugün üçüncü günümüz Dubai'de. Ve zaten yarın son günümüz sayılıyor. Sonraki gün dönüyoruz. Bugün resmen kameramı çantamdan çıkarmayı unutuyorum gerçekten. Şu an hala Alsif'teyiz. Afiyet olsun dediğimiz bu Türk'le karşılaştık. Kahvemizi içtik, kalktık normalde. Nereye gidiyorduk biz? Unuttum ben dediği yere. Bir yere gidiyoruz, bu outlet, bu elektronik spotçuların falan olduğu yer. Oraya gidecektik. Sonra yürürken bir Türk'le karşılaştık. Ondan sonra bize böyle, hemen göstereceğim, künefe ikram etti. Türk çayı tabii ki vazgeçilmez. Ondan sonra işte şimdi ama kalkacağız. Çayımızı da içtik çok şükür. Dediğim yere gideceğiz. Oranın ismine bir bakayım. Baniya Sukuya diye bir yer. Çok da güzel fotoğraf çekindim. Attım zaten post olarak. Beni Instagram'da takip edenler görmüşlerdir. Yani genel olarak yöresel bir çarşı ve buraya ait kıyafetler, yiyecekler, işte hediyelikler falan satılıyor. Ondan sonra şimdi de taksiye bineceğiz buradan. Artık burada işimiz bitti çünkü çok da dolaşacak yer yok. Birkaç kafe var, uzunca bir çarşı var ve dediğim gibi çarşıda hep böyle yöresel şeyler satılıyor. Bu kadardı Alsif gezimiz. Şimdi dediğim yere geçeceğiz. Baniyas Square. Oraya geçeceğiz. Onun için de bir taksiye bineceğiz şimdi. Ama taksinin de tarafta kaldı. Hava çok güzel bu arada yani. Hava şu an 25 derece falan. Ayrıca ben dün bir çöl vlogu çekmiştim. Onu ayrı olarak yüklemek istiyorum. Yükledim de zaten yine kart bırakırım buraya. Oradan izleyebilirsiniz. Dün çöl çok soğuktu. Yani ben yine aynı şekilde giyinmiştim. Ve gerçekten bayağı soğuktu. Ama şehrin iç kısımları yani çok sıcak. Sadece çöl bayağı bir esiyordu. Sonra akşam da kampa gittiğimiz için orası da bayağı esiyordu. Tam böyle yat güneşlen güneşi yani bu. Gerçekten iyi yanarsın yani bu güneşten. Şimdi Dubai Mall'a geldik tekrar. Bugün günümüz o kadar boş geçti ki size anlatamam. Tek yaptığımız şey, Dubai'ye gittik, işte Alsif'e gittik. Ve sonrasında Deira'ya geçtik. Deira'da da böyle outlet mağazalar falan var diye söylendi bize. Ama Deira bildiğiniz gerçekten 2017'de falan böyle Türkiye'de moda olan eşyaların satıldığı bir yer. Ve gerçekten çok kötüydü, hem de pahalıydı yani. Ortamı da çok çirkindi. Sonrasında işte atladık, hemen Dubai Mall'a geldik. Şimdi bir şeyler atıştıracağız. Acıktık çünkü. Burası o kadar büyük ki yani bir girdiğim mağazayı bir daha bulamıyorum maalesef. Ya bugün hiçbir şey yapmadığımız için adam akıllı bir çekim yapamadım size. Şimdi Dubai Mall'dayım. Böyle kısaca da burayı da bir göstereyim size. Bakın. Dünyanın yeryüzü bakımından en geniş, en büyük AVM'si burası. Gerçekten de öyle yani, baya baya büyük. Kayboluyorum yani, sürekli kayboluyorum bu AVM'de. Zaten iki kere geldim de ama her geldiğimde kayboldum yani. iPad almak istiyorum ama bir yandan da şey almak istiyorum. Neydi onun ismi kız? AirPods Max almak istiyorum. İkisi arasında gidip geliyorum ama bakalım hangisini alacağım. Daha belli değil. Bugün Dubai'de son günümüz artık. Aslında şöyle, sabah 5'te uçağımız var. Yani son günümüz oluyor gece çünkü havalimanına geçeceğiz. Birazcık böyle Dubai tatilinden falan size bahsetmek istiyorum. Yani uzunca dönünce aslında konuşmak istiyordum.
Ama hazır zaman bulmuşken dedim neden olmasın. Şimdi şöyle ki dostlarım, ben böyle Instagram'da falan story attıkça ya da video attıkça herkes şey yazıyor hani, nereden buldun parayı, nasıl gittin falan filan. Çok mesaj aldım. O yüzden birazcık buna açıklık getirmek istiyorum. Şöyle ki aslında Türk lirasıyla yurt dışına çıktığınızda her yer çok pahalı. Yani işte dolar, euro, ondan sonra dirhem, hani bunlar bir dirhem mesela 8 lira 40 kuruş falan şu anda. Gerçekten hani pahalı ama şöyle bir şey var. Dubai'de konaklama uygun. Ya zaten ne kadar para verdiğimi, ne kadar bütçe ayırdığımı falan hepsini söyleyeceğim. Konaklama genel olarak uygun. Yani Türkiye'ye bakıldığında tabii ki. Çünkü Türkiye'de şu anda bir Alaçatı tatillerine, bileyim bir Antalya, bir Marmaris, bir Bodrum, oralara gitseniz gerçekten yani otellerde kalamayız. Yani biz kalamayız. Yani Türkler kalamaz. Çok zengin olmanız gerekiyor ya da yani yurt dışından gelmiş olmanız, turist olmanız gerekiyor. Çok çok pahalı fiyatlar. Şimdi gidiş dönüş biletini ben, annem, teyzem, ben geldik. Üçümüz, üç kişiyiz. Gidiş dönüş biletini kişi başı 10 bin liraya aldık, tamam mı? Bunun içine bagaj hakkı da dahil. Ve bizim vize ihtiyacımız yoktu. Çünkü biz yeşil pasaportluyuz. Benim babam memur olduğu için. Yeşil pasaportluyuz. Annem, ben, teyzem de öyle. Ve biz vize ücreti vermedik. Vize de galiba şu an 3000 lira falan geliyor diye biliyorum, yanlış bilmiyorsam. Konaklamaya biz dediğim gibi 3 kişiyiz. Bir oda tuttuk. Hampton by Hilton Albaşı'da kalıyoruz şu anda. Benim tatil anlayışım şu şekilde. Sizi bilmiyorum şu an, tabii ki kendimi söylüyorum. Ben otele çok para vermeyi sevmiyorum. Yani otele az para vereyim. Sadece zaten yatmadan yatmaya kullanıyorum. O paraya gideyim, ne bileyim, yemek yiyeyim, gezeyim, eğleneyim kafasındayım. Yani ben hep tatillerimi buna göre ayarlarım. Ve otele dediğim gibi çok para vermedik. 3 kişi geldik, bir oda tuttuk ve kişi başı 9000 liraya falan geldi. Yani toplam 27000 lira falan verdik. 4 gece 5 gün ve kahvaltı dahil bu fiyatın içine. Yani bu gerçekten çok iyi bir fiyat bu arada. Hani sezonda Türkiye'de böyle bir otel bulamazsınız. Ve otelden memnunuz genel olarak. Yani oda birazcık küçük. Bir çekyat var burada. Şurada da bir çift kişilik yatak var. Ve bizim işimizi gayet görüyor. Dediğim gibi yatmadan yatmaya geliyoruz zaten sadece. Kahvaltısı da güzeldi. Yani çok Türk yemekleri yok zaten genel olarak Dubai'de. Hani birkaç Türk restoranı var. Onun dışında çok Türk yemekleri yok. Kahvaltısı çok Türklere yönelik değildi yani. Mesela bir tane peynir çeşidi var. Siyah zeytin yok falan filan ama bence iyiydi hani. Benim damak tadıma uygundu. Kaç dedik? Buraya 9 verdik. 10 verdik biletlere. Toplam gidiş dönüş biletler ve otel 19 bin lira yaptı. Tamam mı? Kişi başı olarak söylüyorum bunu. Burada ulaşım şöyle arkadaşlar. İstanbul'da ben çok kısa mesafelere gerçekten çok fazla ücretler ödüyorum. Burada da aynı, hatta çok daha uyguna geliyor taksiyle bir yere gitmek. Metro da var. Metroya binerken günlük kart alabiliyorsunuz ve o aldığınız günlük kartla gün içerisinde gece yarısına kadar istediğiniz yere sınırsız bir şekilde gidip gelebiliyorsunuz. Ve her yerde taksi var, ara sokaklarda bile. Taksi de atıyorum işte 20 dirhem tutuyor, 15 tutuyor, 30 tutuyor. En uzak yere gittiğimizde mesela ne kadar tuttu? 40-50 dirhem falan tuttu. İşte bunu da 8 ile çarpın arkadaşlar. Yani 300-400 lira falan tutuyor en uzak yerler. Ortalama İstanbul'la aynı ulaşım ücretleri. Harcamalarınız sizin zevkinize kalmış. Yani şöyle, biz mesela safari turuna gittik. Ve safari turunda 120 dirhem ödedik kişi başı. O da ortalama işte 1000 liraya falan geliyor yani. Ama bu 1000 liranın içine... İşte bizim akşam yemeğimiz, şov gösteri falan oldu. Böyle işte dansözler, ondan sonra ateş gösterileri falan oldu. O soft içecekler, kahve, çay sizi otelden alıyorlar, götürüyorlar. Dönünce tekrar otele bırakıyorlar. Ulaşım da dahildi falan. Her şey dahil olarak biz 1000 lira verdik ve çok da eğlenceli geçti yani. Yani bana sorarsanız kesinlikle deneyimlemeniz gereken bir aktivite diyebilirim. Sonrasında bugün mesela Skywave'i düşünüyorum ben. Çünkü çok görmek istiyorum orayı. Yani ufak bir kaydırağı falan var ya, oraları çıkmak istiyorum ve orada ortalama 80 dirhem falan galiba, işte çarpı 8 yapın yine 600 küsüre falan geliyor. Biz yani 4 günde her yeri gezdik arkadaşlar, gerçekten hani bir Burjel Arab'ı görmedim, o sahile gitmedim. Onun dışında işte Blue Water Island'a gittik, Palm'e gittik, Cümeyra sahiline gittik, Dubai Mall'a gittik. Onun dışında işte zaten Dubai Mall Burj Khalifa'nın orası, yani Burj Khalifa'yı gördük, su gösterilerini, ışık gösterilerini falan izledik. Asif'e gittik, bu taş baştan bir Starbucks'ın olduğu yer, herkes paylaşıyor, görmüşsünüzdür illa ki, eski Dubai olarak geçiyor.
Ondan sonra zaten gittiğim her yeri size gösterdim. Şu an aklıma gelmeyen yerler de olabilir. Moss Beach diye bir yere gittik. Gerçekten çok güzel bir beach'ti. Yani yapabileceğiniz aktivitelerin sınırı yok burada. Çünkü insanlar çöle resmen şehir kurmuşlar ve her şey yapay. Ne yapay? Yani dışarı 30 derece ama siz mesela gidip kayak yapabilirsiniz ya da buz pateni yapabilirsiniz. Hani AVM'nin için öyle bir imkan sunmuşlar. Şöyle şunu söyleyebilirim. Her bütçeye uygun tatil imkanı var burada. Yani lüks de yaşayabilirsiniz. Orta gelirliyseniz hani böyle ne bileyim yarı lüks yarı şey yaşayabilirsiniz. Ya da çok çok uyguna kalabilirsiniz. Mesela ortak yatakhaneler falan var. Eğer tek başınıza geliyorsanız oralar çok daha mantıklı. Ondan sonra eğer toplu bir şekilde geliyorsanız işte ne bileyim otelde aynı bizim yaptığımız gibi kişi başı bölüşmek çok daha mantıklı oluyor. Mesela biz taksiyle gittiğimiz yerlere bile 3 kişi bölüşüyoruz. Ve gerçekten çok çok daha uyguna geliyor. Ya benim Dubai tatilim ortalama bana, ya benim kendi alışverişim, ne bileyim kendi zevklerimin dışında aldığım, kendime aldığım şeyler dışında ortalama 30-35 bin liraya çok rahat burada tatil yapabilirsiniz. Ki biz 4 gece 5 gün geldik. Hani bunu bir hafta da yapabilirsiniz ve bence Dubai için bir hafta gayet yeterli bir süre yani. Hatta fazla bile. Mesela geçen sene biz Alaçatı'ya gitmiştik. Ve 3 gün gittik yani annemle hani geçen yaz. Sadece 3 gün hani ne kadar ne harcayabilirsin ama gerçekten göze görünmeden o kadar çok harcanıyor ki. Zaten konaklama başlı başına bir şey yani. Biz butik otelde kaldığımız halde mesela 3 güne rahat 15 falan harcamışızdır, 15-20 bin lira. Hani ben oraya vereceğim parayı bence buraya gelip en azından Dubai'yi görmüş olmak, farklı deneyimler edinmek, farklı bir kültür öğrenmek bence çok daha mantıklı. Ben booking.com üzerinden yaptım rezervasyonu, otel rezervasyonunu ve tesiste ödeme seçeneğiyle yaptım yani. Ben ön ödeme yapmadım çünkü hani güvenemedim. Açıkçası ilk defa buraya geliyorum çünkü. Buraya gelince de girmeden önce odaya ödemeyi yaptım ve geldim. Gayet kolay oldu benim için. Merak edilen bütün soruları bu şekilde yanıtlamak istedim. Ait bir dondurmaymış. Aa! Bak alayım. Thank you canım. Kaşığını da. Sandy. Evet buraya aitmiş. Teyzen aldı. Teşekkür ederim teyze, kesene belki. Dostlarım selamlar. Şeye geldik şimdi. Mall of Emirates'e geldik. Ve burada kayak merkezi var. Bakar mısınız? Adamlar yapay kayak merkezi yapmışlar. İçeride böyle kayıyorsunuz. Yani şurada teleferik var. Çıkıyorsunuz yukarıya, hop kayıyorsunuz aşağı. Bir de şu an dudağımdaki ruju görüyorsunuz değil mi? Gloss almadım ama ruju aldım. Tabii ki Charlotte Tilbury'den. Son zamanlarda baya baya görüyordum burayı. Bir de allığını aldım. Çok uyguna geldi. Yani ben Türkiye'de bu markayı arıyordum ama böyle işte getiriyorlardı hani üstünden komisyon alıyorlar ya, o şekilde yerlere sormuştum ve bir tane ruja 2000 lira falan diyorlardı yani çok pahalıydı ama burada çok çok uyguna aldım, o yüzden çok sevinçliyim. Şimdi benim şarjım bitiyor, kameranın şarjı bitiyor, telefondan devam edeceğim büyük ihtimalle. Zaten bir şey yapmıyorum şu an, AVM'de dolaşıyoruz ama gittiğim yerleri size gösteririm. Selamlar. Kameramın şarjı bittiği için size kameramla çekim yapamıyorum. Biz şu anda Global Village'dayız ve şu an size etrafı göstereceğim. Gerçekten küçük bir dünya kurmuşlar buraya. Ve ben Kore şeyinden böyle birkaç bir şey aldım. Böyle bir ufak kirpiktir, tırnaktır falan böyle denemek istediğim şeylerdi. Şimdi size etrafı göstereceğim. Bakar mısınız? Burası Kore için ayrılmış yer. Şurası Amerika. Burası Japonya, şurası Tayland, ileride Pakistan, Türkiye, Meksika ve daha birçok ülkenin kısım kısım ayrılmış yerleri var. Şurası Luna Park, kocaman bir yer. Yani gez gez gerçekten burayı iki günde falan bitirirsiniz. Her ülkeye ait farklı bir tat var. Yani hepsini burada tadımlayabilirsiniz. Yani çok güzel bir yer. Gerçekten ben çok aşırı beğendim. Böyle rengarenk, yani ışıl ışıl. İnsanın içi açılıyor resmen. Ve gerçekten hani birçok kültürü bir arada görüp öğrenmiş oluyorsunuz. Bence çok güzel. Yani ben bayıldım buraya. Dubai'nin en sevdiğim yerlerinden birisi oldu burası. Buraya gelip böyle çocuklar şey yapabiliyor. İşte sihirli yerler var içeride. Ya da böyle oyunlar falan var. Onlardan oynayabiliyorlar. Ondan sonra şurada show yeri var. Orada biraz önce Türkler dans ediyordu. Bakın orası Europe yazıyor. Russia, Afrika,
Yani sayamıyorum daha. Şu ortada mesela bir geçit var. Orada bir sürü farklı lezzet var ya işte. Lazanya var, mantı falan, böcek kebap falan, künefe. Ondan sonra işte bakın şurada hatta Taksim Turkish Light yazıyor. Pardon. Taksim Turkish Restaurant yazıyormuş. Bakın şurada da Turkish köfte. Ben şu an Kore'den çıktım şuradan. Bir de böyle Japonya'ya falan gidip bakalım. Bakın burada İran var. Burada şey, buzlu yiyorlar ya. Neydi bunun ismi? Tam hatırlamıyorum ama o minik şeylerden var. Sonra burada Katar. Burası Hindistan. Hindistan pazarı diyor. Türk kebap tabii ki vazgeçilmez. Şurası Morocco. Şurası İcip, Yemen, Kuveyt diye gidiyor. Buralar Arap ülkeler. Şeyler Asya ülkeleri şu tarafta kaldı. O kadar canlı bir yer ki her yerini çekmek istiyorum ama bu imkansız. Çünkü çok büyük. Yani nereden nereye çıktığımı dahi hatırlamıyorum şu anda. Yani çıkış kapısını da hatırlamıyorum o derece. Yani en azından atmosferi görmeniz için şu an çekiyorum. Biraz yani çekim yamuk olabilir, eksik olabilir. Bunun için kusura bakmayın. Evet, şimdi devam edelim.